Bu şemanın avantajı tüm seçeneklerimizi bir arada sunduğu için altına farklı seçenekler de ekleyebiliyor olmamız. Yani diyelim ki iki kafamız, üç gövdemiz ve üç kolumuz varsa şema şu şekilde görünür. Toplam kombinasyon sayısı da 2 çarpı 3 çarpı 3 eşittir 18 olacaktır. Bu çizimlere bazen ağaç şemaları deniyor. Çünkü ters çevirdiğiniz zaman ağaca benziyorlar. Bu şema bize neden her bir parça sayısını birbiriyle çarptığımızı daha net şekilde açıklıyor. Yani sadece ihtiyaç olan kombinasyon sayısı ile ilgileniyorsak aslında şemaya pek de gerek yok. Kombinasyon sayısı çok hızlı şekilde artar. Robotlarımız için 5 kafa, 6 gövde, 7 kol ve 8 tane de tekerlek seçeneğimiz olan bir durumda 5 artı 6 artı 7 artı 8 eşittir 26 farklı obje tasarlamamız gerekir. Fakat bunları kullanarak 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 yani toplam 1680 farklı robot yapabiliriz. Çok fazla sayıda kombinasyon mümkün olduğu için kendinizden geçip çılgın robot toplulukları yaratmaya başlamanız da çok kolay olacak. Kalabalık robot toplulukları filmi daha heyecanlı hale getirse de şunu unutmamalıyız ki daha fazla robot varsa animatörlerin de daha fazla robot yaratması gerekiyor demektir. Yani bu bilgisayarların da uğraşması gereken daha fazla robot olacak anlamına geliyor. O yüzden genellikle artistik bilgimizi olabilecek en etkili şekilde kullanmaya çalışırız. Şimdi çalışma sırası sizde. Bu interaktif alıştırmada sizin göreviniz hem yönetmeni hem de yapımcıyı mutlu etmek. Görsel açıdan zengin görünmesi ve yönetmenin mutlu olması için çok çeşitli robotlarınızın olması gerekiyor. Fakat maliyetin de düşük olması lazım ki yapımcı da mutlu olabilsin. Her bir parçanın fiyatı burada gösterilmiş. Kafa, gövde ve kol parçalarından seçimler yapın. Ve toplamda 12 robot oluşturun. Bu arada bunların toplam maliyetinin 300 doların altında olması gerekiyor. Yönetmen ve yapımcı 10 dakika sonra çalışmanı gözden geçirmek üzere burada olacaklar. Yapabileceğini biliyorum.